Kerimle Krem'den herkese merhaba. Evet günlük 10-15 dakikalık Kerimle Krem'in haber analizleri devam ediyor diyecektim ki edemiyorum maalesef. Çünkü burası gerçekten böyle çok uzun vadeli plan program yapamayacağınız coğrafyalar. Ee, mesela bugün başka bir konuda konuşmak istiyordum. Ancak Putin bütün planlarımı alt üst etti. Birçok meselelerde olduğu gibi neyse Putin dün gece bir röportaj vermiş. Rusya'nın Ahmet Hakanlarından, Abdülkadir Selvi'lerinden birisi Mikrikiselioff önemli bir tırnak içerisinde gazeteci diyebiliriz. Neyse o röportaja biraz bakacağız. Çok önemli bazı meseleler var. Bir buçuk bir saat 37 dakika süren bir röportajdı. Neyse dolayısıyla orada Putin'in hem Ukrayna'daki savaşla ilgili söylediği bazı hususlar var, hem Amerikan seçimleriyle ilgili, hem İsveç ve NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili olsun, hem de böyle Putin-Dugin ilişkisine dair bazı meselelerde çıkarımlarda bulun bulunabileceğimiz böyle çok önemli olduğunu düşündüğüm zaten önemli gördüğüm yerleri biraz işleyeceğimiz bir yayın olacak. Hem de Rus iç siyaseti ekonomisiyle ilgili böyle Kısa da olsa bazı açıklamalar yaptı. Dün biraz yoğundum program yapamadım. Yarın bakacağız artık duruma göre. Zaten bir süredir şu Azerbaycan Ermenistan meselesindeki hususlar çok e, hararetli, hararetlendi tekrardan. Ermenistan Rusya ilişkileri yine aynı şekilde. E, bakalım vaktim olursa e, yarın herhalde o konuda eğer olağanüstü tekrardan bir gelişme yaşanmazsa o konuyu ele almayı düşünüyorum. 10.000 aboneye adım adım emin adımlarla yaklaşıyoruz. Lütfen en kısa zamanda 10.000 aboneyi verin bana. Bakın nükleer savaşın eli kulağında sakın e, yani fitili ateşlenmesinin öyle bir savaşın hepimize zararı olur 10, bine, 10 bin abone vermek çok daha kolay e, beğeniyorsanız videoları şu beğenme tuşuna basmanız çok zor olmasa gerek e, basmak için de kendinizi biraz böyle zorlayabilirsiniz çok zor bir şey değil gerçekten e, denedim ben de birkaç defa <laughs> neyse yani e, yap basabilirsiniz beğenme tuşuna muhakkak lütfen e, bekliyorum eğer e, yorumlarınız görüşleriniz eleştiriniz muhakkak vardır e, onları video Videonun altına yazarsanız sevinirim. Mümkün olduğunca her birine cevap vermeye çalışıyorum. Ve yine bildirimler açıp paylaşırsanız harika olur. Evet bugünkü gerçekten e, röportaj böyle e, birçok hususa temas ediyordu. Ancak e, daha e, özel de spesifik açıdan baktığımızda öncelikle e, işte e, bir iç politika ile ilgili seçimler zaten 15, 16, 17, 3 gün sürecek Rusya'da. 17'sinde son gün e, pazar günü yapılmış olacak ve neyse seçim sonuçları zaten belli. Eğer vaktim kalırsa olursa zaten önceki seçimlerden hemen önce bir program yapmaya çalışırız. Neyse dolayısıyla bir iç politika, iç ekonomik gelişmelerle ilgili biraz bazı kendisine göre Putin'in veya Rusya yönetenlerin verdiği bazı rakamlar oldu. Mesela dedi ki dünyada 5. büyük ekonomi olduk. İşte ambargolara rağmen Avrupa'da ise 1. büyük ekonomi olduk dedi. Almanya'yı işte geçtiğimiz yıl mesela Alman ekonomisini geçmiş Rusya ekonomisi tabii büyüklük e, satın alma e, paritesi açısından bakıldığında bunu sadece Rus tarafı söylemiyor IMF de Dünya Bankası da böyle söylüyor zaten. E, büyüklük açısından tabii öyle yoksa kişi başına düşen gelir açısından öyle değil veya yaşam standartları açısından öyle değil. Biraz da tabii Rusya ekonomisi savaşla birlikte resmen bir savaş ekonomisine dönüşmese bile e, yani silah üretimi veya savunma sanayisi üretimi çok fazla artış gösterdiği için savunma sanayisinin yan sektörlerde sektörleri de ister istemez netice itibariyle bir gelişme gösteriyor. Şu işsizlik ona göre biraz azalıyor falan. İşsizlik ama Rusya coğrafyasında genel olarak yani hep azdır. Öyle olmuştur zaten. Sovyet döneminden kalma böyle bir çalışma bir motivasyonu bir anlamda vardır. Neyse yani demek istediğim Rusya ekonomisinin 2023'te 3.6 büyüdüğünü Almanya'nın dahi işte 0.3 küçüldüğünü belirtti. Dolayısıyla hani eğer yani böyle gidersek falan diyor savaş Savaşmış tempoda giderse neyse. Yani Japonya'yı da koltuğundan edebiliriz. Dördüncü büyük ekonomi olabiliriz falan diyor. Ama tabii diğer yandan Putin onu da söylemiyor değil. Yani ekonomimizin yapısını ama diyor değiştirmek lazım. Çeşitlendirmek lazım. Bu konuda çalışmalara devam edeceğiz tarzında. Yani işte böyle enerjiye çok fazla yüzde kırk civarı enerjiye dayalı. işte petrol, doğal gaza dayalı bir ekonomik modeli var malum. Her ne kadar Sovyet coğrafyasında baktığınızda eski Sovyet coğrafyasında işte Kazakistan, Azerbaycan oralar %80-90 oranında daha fazla enerjiye bağımlıdır. Türkmenistan hakeza doğalgaza. Neyse bunlara göre Rusya'nın durumu biraz daha belki iyi olabilir ama onlar Rusya gibi öyle büyük iddialar peşinde değiller. Neyse ekonomiyle ilgili bu mesajları verdi. Bunun haricinde Yine Putin vergilendirme ile alakalı bir bazı hususlardan bahsetti. Dedi ki vergilendirmede yeniliklere gideceğiz. Vergi yükünün dağıtımı daha adil olacak. Daha çok kazanan daha çok vergi vermeli dedi. Fakirlikle mücadele böyle olur dedi. Dolayısıyla Rus zenginler için işte pamuk eller cebe diyecekler. Daha somut bir şekilde seçimlerden sonra iş dünyası için yakın gelecekte diyor. Kadra, kadro açığının iyiye doğru gitmeyeceğini iş dünyası anlamalı dedi. Yani kadro açığı büyük oranda işte neyse korunacak ister istemez. Çünkü işte savaş durumu Rusya'nın batılı ülkelerle yaşadığı gerilim olsun. Hani bir yatırımlar bağlamında Rusya yatırımlar azalacak veya azaldı neyse böyle bir trend var. Bu trend böyle yakın bir zaman içerisinde o kalifiye eleman eksikliğinin kapanmayacağını iş dünyası bilmeli. Buna göre ayağını denk kalmalı tarzında çeşitli açıklamalar yaptı. Ekonomiyle ilgili. Ee, işte e, röportajın yapıldığı hani salon yine Kremlin. Bu Takır Carson Amerikalı gazetecinin e, röportaj yaptığı yer olsa gerek burası. Böyle bir karanlık gibi böyle bir e, bir ortam. Bir şöyle görüntülere bir bakalım eğer Tabii açılırsa ondan sonra ben size devam edeceğim daha önemli daha jeopolitik savaşla ilgili meseleler neyse açılacak gibi durmuyor yapacak bir şey yok Rusya'nın internetinin de tabii düzeltilmesi daha iyi edilmesi lazım neyse devam edelim şimdi burada savaşla ilgili Batı ile ilişkilerle uluslararası ilişkilerle ilgili söylediği çok önemli bazı hususlar oldu birincisi dedi ki Putin silah kapasitemizi dedi arttırmamız lazım silahların etkinliğini arttırmamız lazım topçu mühimmat eksiği falan halihazırda bile var bunları tamamlamamız lazım. Yani güç üzerine biraz işte savaşın gidişatı konusunda her ne kadar batı medyası veya batı dünyası geçen dün de CIA başkanı söylemişti. Yani Rusya silah üretimini falan mühimmat üretimini çok arttırdı diye işte Amerika yardım etmezse Ukrayna'ya Rusya'nın yerlemesi devam edecek şeklinde. Ancak hani bu ilerleme benim anladığım Putin'i henüz yok o derece tatmin eder eder seviyede değil. Tabi Putin şunu söyledi eğer biz dedi bugün o insanları bırakırsak terk edersek işte Donbastaki Zaporojye Herson neyse veya Ukrayna'daki genel olarak yarınki kayıplarımız çok daha büyük olacak dedi. E, burasına katılıyorum. Yani e, bu savaşı desteklediğim anlamında söylemiyorum ama e, Rusya'nın e, bu savaşı e, yarım bırakması demek bence hani başladığı işi bu başladığı işi yarım bırakması demek e, birkaç sene sonra çok uzak olmayan bir gelecekte bölgede çok daha büyük bir e, savaşın çıkması anlamına gelir. Putin onu söylüyor. Diyor ki çok daha büyük olacak çocuklarımızın geleceği. Olamaz diyor o zaman. O zaman işte 3. 4. 4. ligdeki bir ülke haline geliriz. Rusya devletinin devlet olma özelliği ortadan kalkar. Bu felaket olur diyor. Hani buralara ben katılıyorum onu söyleyeyim. Bu savaşı destekliyorum anlamına gelmez. O başka o başka bir mesele. Ama yarım kalması Rusya açısından hani dediğim gibi daha büyük bir savaşın çıkacağı anlamına gelir ilerleyen dönemde. Bu da Rusya ile NATO arasında yani onu kastediyorum daha ziyade. Neyse Müzakerelerle ilgili çok önemli bazı hususlar söyledi. Dedi ki müzakereler olacak mı? Müzakereleri e, nerede görüyorsunuz diye işte Dimitri Kisilev sordu. O da dedi ki müzakereleri hiçbir zaman hani reddetmedik. Hani Rusya tarafı hani biz müzakere yapmayacağız demedi gerçekten de. E, ama e, tabii e, şartlar değişti. Sahadaki durum değişti dedi. İstanbul'da 2022 yılında Mart ayının sonunda hatırlarsanız. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bir görüşmesi vardı. Türkiye'den işte Erdoğan da gelmişti hatta böyle. Hem rus, rus ve Ukraynalı heyetleri karşılamıştı. Görüyorsunuz mesela hani bu Slav ırkları hem Ukraynalı hem Rus böyle Erdoğan gelince işte alkışlamaları falan. Yani gücü gücü severler. Sadece Ruslar değil. Ukraynalılar da aynı şekilde. Yani, yani alkışlamak mesela normalde değil mi? Hani çok şey gibi değildir. Neyse o dönemden bir kare bu. E, ev sahipliği yaptığı için tabii belki bir teşekkür anlamında da ifade edilebilir. Ancak e, gerek Rus heyetinin o zamanki tavırlarına bakarsanız, gerek Ukrayna heyetinin e, bir şekilde hani Erdoğan e, diktatör miktatör falan otoriter şu bu. Orası önemli. Gücü elinde bulundurana karşı e, gereğinden normal e, normalinden fazla bir hürmet gösterme vardır. Neyse bunu antiparantez söylemiş. Обращаясь с посланием, вы образно говоря вынимали из рукава триллион за триллионом. И таким образом, предложили план развития страны. Neyse e, burada e, ben konuma geri döneyim. Tabii bu heyetler arası dedi Putin e, bir ön anlaşmaya varılmıştı dedi. E, Arahamya David Arahamya şu e, kafası ters dönmüş olan Ukrayna heyetinin başındaki isim. şurada da Vladimir Medinsky bu da Rus heyetinin başındaki isim. E, neticede parafa de edilmişti dedi bu anlaşma ön anlaşma. Ancak dedi Ukrayna heyeti e, Kiev'e döndükten sonra işte İngiltere Başbakanı Boris Johnson e, geldiydi Kiev'e ve e, David arahamya zaten bunu Kasım ayında açıklamış. Kasım ayıydı diye hatırlıyorum bu geçtiğimiz Kasım ayında kendisi açıklamıştı. E, demişti Boris Johnson gelince e, bizi ikna etti savaşmaya devam ettik savaşmaya, savaşalım şeklinde bir yaklaşımı oldu bizi destekleyeceklerini her halükarda silahla, ekonomik yardımla, işte Rusya yönelik yaptırımlarla Ukrayna'ya destek olacaklarını söyledi ve bir anlamda o David Aramya da onu söyledi zaten. Açık açık söylemişti Kasım ayında. Hani bir savaş bitebilirdi 2022 mart ayı sonunda durabilirdi. Ancak yani İngiltere'nin ayartmasıyla tabii bir tek başına Boris Johnson olarak düşünmemek lazım bunu. Yani İngiltere bir devlet aklıyla hareket eden bir devlet neticede yani yönlendirmesi, cesaretlendirmesiyle savaşa devam ettik dedi. Dolayısıyla işte Putin de onu hatırlattı. Ukrayna heyeti Kiev'e dönünce kararların kararından vazgeçtiler ve bir şekilde hani Rusya'ya sahada yenilgi yaşatmak istediler. İşte Batılı devlet yöneticilerinin o zaman işte Johnson olsun, Biden olsun, başka başka Batılı liderlerin söylediği gibi hani e, bir stratejik bir yenilgi Ukra Ukrayna'nın Rusya'ya yaşatabileceği Batı'nın da desteğiyle bunun üzerinde gittiler devam ettiler dedi. Dolayısıyla o e, o zaman mesela o Mart 2022'de mesela Kırım Kırım konusu bile yani Donbas'ta referandum falan yapılacaktı o ön anlaşmaya göre ama Zaporoji her son bölgeleri Rusya toprağı olarak zaten hiç geçmiyordu. O ikisi hakkında herhangi bir ifade de yoktu o ön anlaşmada. Kırım meselesinde Putin ile Zelenski arasında konuşulacaktı. Yani hani demek istediğim şu 2022 Mart ayı sonunda o anlaşma üzerinden bir ön anlaşma üzerinden bir nihai anlaşmaya varılacak olsaydı Ukrayna bugüne göre daha az toprak kaybetmiş olacaktı. Ama savaşma konusunda bir irade sergilenince Batı'nın işte yönlendirmesi desteğiyle birlikte hem kayıplar çok daha fazla oldu. iki taraf, iki tarafında yani hem Rusya hem Ukrayna hala da devam ediyor. Hem gerilim daha da fazla arttı. E, savaşın ne zaman biteceği de belli değil. E, Rusya'da daha fazla toprak tamam e, tam Harkov'dan işte her sondan falan geri çekilmek zorunda kaldı 2022 sonu ama neticede Mart 2022'ye göre her şu an e, kontrol ettiği veya kendi toprağı olarak ilhak edip resmen anayasasına da e, dahil ettiği e, Rus Ukrayna'nın dört ekstra bölgesi olmuş oldu Donetsk, Lugansk işte Zaporoji, Herson. Heron. Dolayısıyla o dört bölgeyi de m, yani anayasal e, zorunlulukları korumak, onlar için savaşmak e, zorunda falan filan. Neyse, yani demek istediğim şu, e, biz müzakerelere hani hazırız dedi Putin e, ama öyle. E, bir taraflarından işte uydurdukları şeyler üzerine değil dedi. Hatta orada biraz böyle psikotrop falan gibi böyle bir Putin'in böyle ağzı bozulduğu zaman farklı böyle ifadeler kullanabiliyor. Yani psikotrop böyle ilaçların kullanımından sonraki isteklere göre değil sahada oluşan duruma göre ilerleyeceğiz dedi. Mart 2022'ye göre değil anlaşmanın şartları bağlamında. Yani orada şeye atıf yapıyor imada bulunuyor işte Zelenski'nin hani kokain kullandığı uyuşturucu kullandığı falan konusunda çeşitli iddialar vardı Mahal Biraz oraya atıf yapıyor. Yani onlar diyor içip içip işte uyuşturucu kullanıyor. Ona göre kafaları keş oluyor. Ona göre taleplerde bulunuyorlar. Bir Zelenski barış formülü falan var biliyorsunuz. Yani bence hani çok realize edilebilir bir barış formülü değil. Ancak hani ona atıf yapıyor yani Putin. Şurada da görüyorsunuz David Arhamyan'ın yanındaki Rustem Umerov. Şu anki Ukrayna Savunma Bakanı zaten. Reznikov'un yerine gelmişti. Şurada saçı olmayan az olan da yine o zamanki Savunma Bakanı'ydı. geçtiğimiz Aylarda işte Rustam Umarov zaten savunma bakanı oldu. Leonid Suluski de şurada yine Rus heyetinin, Vladimir Zelenski'nin yanında, Liberal Demokrat Parti Başkanı, ee, yani Putin'i e, yenmeyi düşünmüyorum diyerekten seçimlere girecek. E, ve Zhirinovski'nin e, yerinde olan isim e, ve işte o zamanki Rus heyetinin ikinci adamıydı diyebiliriz. Neyse e, Zelenski'ye bu anlamda e, bu röportaj sırasında Putin, Direkt isim vermedi ancak böyle uyuşturucu kokain üzerinden üç kez atıf yaptı. imalarda bulundu. Bunu hatırlarsanız savaşın ikinci günü de yine Putin böyle Rus Ukrayna ordusuna hani gücü elinize alın, iktidarı ele geçirin. işte orada narkoman çetesiyle uğraşmaktansa onlarla anlaşam, anlaşmaktansa sizinle anlaşmak daha kolay olur gibisinden Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulunduğu zamanda aynı şekilde böyle narkoman çetesi yani şayka narkomana falan gibisinden böyle bazı bazı ifadeler bulunmuştu benzer yani bu ifadeler tekrardan kullandı Putin onu belirtelim ve şunu söyledi yine Putin bu röportajda birçok şeyin sözünü verdiler ama tutmadılar bize dedi NATO'nun genişlememesi konusunda dedi bize aldattılar 90'lı yıllarda işte sürekli işte Yeltsin döneminde sözlü olarak hani NATO'nun genişlemeyeceği SSCB dağılırken ifadeler var hani gerçekten Amerikan tarafı da kabul ediyor bunu sözlü olarak diyor ama yazılı olarak bir taahhüt altına girmedik diyorlar. İşte dolayısıyla Putin bunu bu konuda bizi aldattılar diyor falan. 21-22 Şubat gecesi 2014'te e, tam böyle Yanukovic devrildi bir gün sonrasında. Ama o 21 Şubat, 22 Şubat o gecede e, Almanya, Polonya ve Fransa Dışişleri Bakanları Kiev'e gelip erken seçimi ikna ikna konusunda Yanukovic'i ikna etmişlerdi. Ama ona rağmen bir gün sonrasında darbeyi veya işte darbe diyor Rusya tarafı e, Ukrayna'daki o ihtilal ne derseniz deyin Euro Maydan Hareketi isyan ee, şu bu e, onunla birlikte Yanukovic devrilmişti. İşte Putin onu söylüyor diyor 21 Şubat'ta 2014'te 22 Şubat veya ikisinden birisi neyse o gece diyor garantör olmalarına rağmen diyor e, e, iktidarın barışçıl bir şekilde erken seçimlerle Yanukovic'den diğer tarafa geçeceğine konusunda garanter olmalarına rağmen bir gün sonra darbe yaptılar bizi aldattılar diyor. İşte hep aldandık hani Erdoğan tarzında yaklaşımları var. Veya diyor yine Minsk anlaşmalarının diyor uygulanması konusunda da yine bizi aldattılar. Zaten kendileri de bunu söylediler diyor. E, Merkel ve Hollande 2022 yılında savaş baş başladıktan sonra belki de biraz da Batı'daki kamuoyunun baskısıyla onu kendileri de söylediler dediler biz Minsk anlaşmalarını e, o zaman yani Ukrayna'nın imzalamasını istedik zaten o konuda yönlendirdik çünkü Ukrayna'nın zaman kazanıp kendisinin silahlanması ve topraklarını bir anlamda askeri yolla geri alması konusunda yani orada e, Merkelle olantı en azından e, yaptıkları açıklamalarla gerçekten hani Minsk anlaşmalarının e, imzalanması konusunda samimi olmadıklarını o dönemki onu biz belirtmiş oldulardı. Dolayısıyla Putin bunlara atış yaparak bizi çok aldattılar falan diyor ve sadece söz vermelerinin bir anlamı yok. Şimdi müzakere yürütmeyi Ukrayna tarafı veya batı dünyası yavaş yavaş tartışmaya başladı malum. E, mermileri bittiği için istiyorlar diyor. Tekrardan toparlanmak için top müzakere istiyorlar gibi geliyor diyor ama diyor cidden müzakerelere hazır mıyız diye sorarsanız yine de hazırız başka çatışmaları da bitirmek istiyoruz bunu da diyor yani ama şunu net söyleyeyim diyor Bence Burası gerçekten çok önemliydi zaten alt yazıyı biraz bunun için attım. Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için putin'den Ukrayna ile müzakereler için batıya yönelik nükleer içerikli yeni şartlar derken bunu kastediyorum Putin'de şunu diyor. Not net söyleyeyim şunu. Bu hasmın diyor hani bu müzakereler yapılacaksa e, hasmımızın yani Ukrayna'nın kendini toparlaması için bir paus, bir mola olmamalı. E, bu Rusya'nın e, güvenlik garantileri için ciddi müzakereler e, e, olmalı yani ediyor. Yani güven Rusya'nın güvenlik garantileri için olmalı bu müzakereler. Bu ilk kez söyleniyor. Çok önemli. Yolumuzun önüne koydukları havuçları görüyoruz, biliyoruz demiş. Eee e, bizi ikna etmek için işte biz buna hazırız ama ciddi müzakere ister Rusya'nın güvenliği ile ilgili müzakereler diyor. Yani burada Putin'in söylediği ne, ne biliyor musunuz? Şu Ukrayna'da ateşkes olsa da Savaş öyle hemen bitmez. Hani çünkü öyle müzakerelere başladım demekle başlanmayacağı gibi ağır taleplerden başladım demekle hani bitmeyecek ağır taleplerden bahsediyoruz aslında. Rusya ilk kez en üst düzeyde bence Putin'in ağzından Ukrayna'daki savaşın bitirilmesiyle ilgili müzakereleri Ukrayna'ya değil... Veya Ukrayna'daki gelişmelere değil tek başına Rusya'ya verilmesi gereken güvenlik garantileriyle ilgili taleplere bağlamış durumda. Bu ilk kez bu düzeyde yapılıyor. Yani savaşın bitmesiyle ilgili şart. Yani burada bir Ukrayna şu toprakları alalım, Donbas alalım, dört bölge alalım meselesi değil sadece Rusya'nın o Aralık 2021'de 15 Aralık 2021'de ABD'ye ve NATO'ya İki Rusya'nın güvenlik istediği güvenlik garantileriyle ilgili iki anlaşma taslağı sunmuştu. Zaten bu anlaşma taslakları reddedilince bir anlamda hem ABD hem NATO cenahından bu işte ondan sonra Rusya tarafı direkt işgale girişmişti. bu onu haklı görür haklı, haksız görmez. O an onu o açıdan söylemiyor. Ancak yani biz döndük Aralık 2021'e dönmüş olduk. Yani gelinen noktada. En azından Rusya açısından mesele bu. Bu taleplerle ilgili Aralık 2021 yılı yani o dönemki yapılan Kerim'le Kremlin yayınlarına bakarsanız orada görürsünüz detaylı bir şekilde o talepleri o anlaşma taslaklarını ele almıştık. Oradan bakılabilir. Ama bu talepler arasında şunu demek isterim, hatırlatayım. Sadece NATO'nun genişlemesi söz konusu değil idi. Sadece Ukrayna, Gürcistan veya Post Sovyet coğrafyada yeni NATO üyelerinin olması ondan bahsedilmiyordu. Ona karşı çıkmıyordu Rusya. Aynı zamanda Avrupa'daki nükleer silahların çıkarılması, çekilmesinden bahsediliyordu. Yani Amerika'ya Avrupa'da nükleer silahları bulundurduğu 6 ülke var Amerika'nın işte bunun içerisinde Türkiye'de var zaten bu mesele biraz Türkiye'yi de direkt ilgilendiren bir husus İtalya'da var Almanya'da var Belçika'da Hollanda bir de Yunanistan'da var mıydı yok muydu tam emin değilim. Neyse yani bir 6 ülkede Amerika'nın nükleer silahı var ya o anlaşma güvenlik garantiliyle ilgili meselelerde bu yurt dışında bulunduran hani İngiltere'nin İngiltere başka ülkede bulundurmuyor nükleer silahını Fransa'da aynı şekilde bulundurmuyor. Rusya'da bulundurmuyor. işte en son Belarus'a falan gönderdi. ama kontrolüm kendim bende diyor. İşte Çin de bulundurmuyor. Yani demek istediğim burada eğer diyor Ukrayna ile ilgili bir barışa varacaksak işte o güvenlik garantileriyle ilgili anlaşmaları da göz önünde bulundurup ona göre bir global biraz büyük böyle hani bir anlaşmaya varmamız lazım. Bu da haliyle sadece Moskova ile Kiev arasında varılabilecek bir anlaşma değil. Bu direkt Rusya ile ABD ve belki de yani Rusya ile NATO arasında varılabilecek bir anlaşma buraya geliyor o olay ve nükleer silahların Avrupa'dan çıkarılmasına geliyor. Yine o güvenlik e, ile ilgili anlaşma taslağına baktığınızda dediğim gibi bir NATO'nun genişlemesi iki nükleer silahlarla ilgili önemli mesele üç de başka meseleler de var ama en önemli üç üç mesele bunlardı üçüncüsü de e, uz sınırlara Rusya sınırlarına yakın ülkelere NATO'nun uzun menzilli böyle stratejik füzeler yerleştirmemesi konuşlandırmaması gibi hususlar idi e, Dolayısıyla e, Hani bunlar böyle Global bağlamda bir e, anlaşmaya varılabilir e, Ukrayna'da ...diyor yani bir anlamda. Bunların hepsi dediğim gibi Rusya-Ukrayna hattını değil... ...Rusya-ABD, Rusya-NATO hattını da doğrudan etkileyen... ...ve dolaylı olarak da Rusya-Türkiye hattını da dolaylı doğrudan etkileyen hususlar. Asıl müzakereler bu bağlamda gerçekleşebilir mesajını... ...ilk kez bu kadar net Rusya tarafı vermiş oldu. Putin meseleyi Ukrayna toprakları veya cephe hattı işte... ...şu anki hat üzerinde dururuz durmayız bu mesele... Yani ...bu bağlamdan koparıp, bu bağlamdan çıkarıp... Rusya'nın güvenliği endeksine veya Rusya'nın güvenliği düzlemini oturtuyor Ukrayna'daki barışı öyle söyleyelim veya ateşkesi. Bu güvenlik garantilerini de ancak ABD ve NATO ekseninde alabileceğini düşünüyor tabii. dolayısıyla 2021 Aralık ayı taleplerine geri dönmüş olduk bir anlamda. yani sadece Ukrayna'nın istemesiyle veya işte Rusya tarafının istemesi, işte Rusya'nın talebi bu. Ukrayna tarafının istemesiyle savaş bitmez. Batı da istemeli savaşın bitmesi ama bununla birlikte Batı dünyası, ABD ve NATO bloku, Anglo Sakson cenahı daha belki özelde, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili bu sürecin Ukrayna'daki barış sürecinin paralel gideceğini bilmeli diyor. Putin. Hani bu diyor gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ayrı bir şey ama şartlar olarak bu şartların bizzat dile getirildiğini artık söyleyebiliriz. Rusya'nın istediği güvenlik garantileri konusunda anlaşmak ise bence hiç öyle kolay değil. Zaten anlaşılsaydı 2021 yılı sonunda anlaşılırdı ve 2022 yılı başında. Ancak bu her halükarda savaşın gidişatı işte Rusya ordusunun ne kadar ilerleyeceği ile bence doğrudan ilgili olacak her halükarda. Dolayısıyla hani topa toparlarsam bu bağlamda olası müzakerelerin veya savaşın bir gün bitmesinin şartları bence bugün itibariyle Rusya cenahından bakıldığında çok daha ağırlaşmış durumda ve bu ister istemez savaşın da uzamasını beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. ABD'ye batının batıya güvenebilir miyiz diye gazeteci sorduğu zaman Putin de öyle diyor ben diyor kimseye güvenmiyorum bize garanti lazım yazılı olması lazım böyle bizi ikna etmeli etmesi lazım. Boş sözlere inanmam diye söyledi. Fransa konusunda bir soru soruldu. işte Fransa ne oluyor? Niye böyle birliklerini Ukrayna'ya göndermek istiyor falan diye sorulunca Putin'de Batılı ülkelerin askerleri zaten uzun süredir Ukrayna'dalar. 2014 öncesi de oradalardı. Sonrasında çokça arttı sayıları diyor. Ee, yani sadece 2022 öncesi de değil 2014 öncesi de vardı diyor 2014 sonrası işte Yanukovic'in devrilmesi sonrası çok daha fazla sayısı arttı diyor tabii işte daha çok askeri danışman olarak orada bulunuyorlar yabancı paralı asker olarak da yine bulunuyorlar ee, Putin öyle söylüyor kayıpları da var diyor ancak resmi askeri birlikleri gönderme konusuna gelirsek demiş Putin dedi bu savaştaki sahadaki durumu değiştirmez silah sevkiyatının değiştirmediği gibi diyor Putin kayıplarımız olur yani tabii ki bize zarar verirler. Ancak savaşın sonucunu etkilemez yönünde bir yaklaşım var Putin'in burada hemen tabii Putin'in böyle işte Batılı ülkeler askeri birlik gö göndermesini ben mesela o öyle bir cevap verir diye bekliyordum. Baktım demedi onu. Yani putin'i e böyle hemen bir o zaman işte Polonya veya Almanya, Amerika şu bu birileri böyle askeri birlik gönderdiğinde Putin'den hani şunu bekleyebilirsiniz. O zaman Rusya NATO savaşı çıkar. Hemen böyle bir şey demedi yani. Bu dememesi iyi bir şey yani. Hemen 3. Dünya Savaşı çakar demedi. Ee, ama yani bu savaşın sonucunu değiştirmez dedi. Biraz daha böyle düşük perdeden söylemiş oldu. Bu açıdan hani bu cevap olumlu. İkincisi bunun çok ciddi jeopolitik sonuçları olur dedi. Ben yine tam böyle bekliyorum. Çok ciddi jeopolitik sonuçlar deyince işte Rusya'nın to kafa kafaya nükleer savaş çubuğu falan diyecek diye. Onu da demedi. E, lafı en böyle düşük perdeden işte Polonya'ya getirdi. Polonya askeri birlikleri girse dedi mesela dedi. Onlar büyük ihtimalle dedi Ukrayna ukrayna Belarus sınırına yerleşirler dedi. Hani Ukrayna'nın Belarus sınırını korumaya çalışırlar dedi. Dolayısıyla oradaki Ukrayna askerleri de dedi sınırı korumaya çalışan. Onları cepheye göndermeye çalışırlar dedi. Ee, ukrayna askerini çekip oradan işte savaşa katılsın falan. O zaman da diyor Polonya askeri Ukrayna'da topraklarından çıkmaz gibi geliyor bana diyor Putin. Tabii hani herkes kendisini baş, başkalarını kendisi gibi düşünüyor bile. Ama burada biraz haklılık payı da yok da değil bence. Çünkü hani Polonya toprakları o Ukrayna'nın batı bölgeleri eskiden öyleymiş ya. Stalin dönemine kadar işte Lviv bölgesi falan. Özellikle hani e, Polonya'da da diyor böyle bir şey var. Bizdeki gibi demiyor da işte tarihi böyle topraklarımız e, Polonya toprakları olarak gö görülen yerler olarak bakıyorlar diye söylüyor Putin. Bilemem tabi ama e, hani Polonya askeri oradan çıkmaz. Dolayısıyla Ukrayna açısından jeopolitik sonuçları olur getirdi. Biraz daha dediğim gibi düşük perdeden. Amerikan askerleri gönderilirse ise mesela ben yine bekliyorum orada tam şey diyecek Amerikan askeri o zaman kafa kafaya geleceğiz işte nükleere varır falan demedi böyle bir şey. Onlara intervent yani müdahaleci, sabotajcı olarak bakarız dedi. Dolayısıyla ona göre davranırız. Ama yine burada da bir nükleer savaş çıkar dememesi bence olumluydu. Yani hani Amerikan askeri birliklerinin gönder, gönderilmesinin de dediğim gibi yani böyle biraz hani düşük tonda cevap verdiğini söyleyebiliriz. Fransa Afrika'da Rusya'nın yaptığının intikamını mı alıyor diye sorulunca Hani böyle Macron yaptığı açıklamalar geçince. Yani Putin orada da yine böyle yumuşak konuştu. Wagner'den bahsetti böyle bir iki defa. çok böyle son dönemlerde hani Prigojin sonrasında Wagner ismini böyle çok ağzına almamaya çalışıyor Putin. Wagner önce Suriye'de çeşitli böyle ekonomik projeleri hayata falan geçirdi dedi. Sonra Afrika'ya geçtiler onlar diye böyle. Sanki hiç bilmiyormuş falan şey gibi. Halbuki o Prigojin isyanı sırasında değil mi? Putin kendisi bizzat söylemişti. 10 milyar dolar Wagner'e bütçe ayrıldı. Devlet e, bizzat devlet e, bu bütçeyi karşıladı tarzında. Ama işte öyle bir konuşuyor bazen böyle. Hani biz kimseyi diyor Fransa'yı Afrika'dan çıkarma gibi bir gayret içine girmedik diyor. O Afrika ülkeleri bizimle işbirliği içine girmek istediler. Zaten kolo, eski koloni, sömürge ülkeleriydi onlar. Onlar zaten Fransa'dan bıkmış durumdalar. İşte dolayısıyla o bizim sorunumuz değil diyor. Bizimle irtibata geçmek isteyen kendileri oldu. Dolayısıyla Macron diyor hani böyle duygusal açıklamalar yapmasının veya işte daha doğrusu birlik göndereceğiz Ukrayna tarzında yapma yaptığı açıklamaların biraz böyle duygusal yanı olabilir. İşte Afrika'da e, Fransa'nın mevzi kaybetmesi buna karşılık bize böyle işte Ermenistan üzerinden Rusya'yı belki rahatsız edebilecek adımlar atması işte Ukrayna üzerinden biraz da hani bu bunu buna biraz bağlanabilir dedi Putin. Ama e, hani Fransa'yı Afrika'dan çıkarma gibi bir gayret içine girmedik. Yani e, şöyle tabii bir hedef konamaz yani netice itibariyle. Bir ülkenin önüne hani Rusya, Afrika uzak bir coğrafya oradan ben Fransa'yı çıkarayım böyle olmaz yani gerçekçi değil ancak e, nedir e, Rusya oraya girdikçe askeri olarak girdikçe otomatikmen öyle bir sonucun çıkması çok normal yani e, dolayısıyla e, bu bir jeopolitik güç mücadelesi neresinden bakarsanız bakın Ermenistan'da aynı şekilde işte hani Rusya ile ilişkileri gergin işte Fransa ona o alanı açıyor ben sana silah gönderim falan filan e, Fransa geldikçe Rusya rahatsız oluyor ve yani bu bu böyledir. Hani Fransa ille de orada Rusya'yı ben buradan kapı dışı edeyim. Böyle bir mantıkla direkt politika takip edilmez ama izlediğiniz politikaların sonuçları veya hedeflerinden bir tanesi de bu olabilir yani. Neticede Rusya ile Batı arasında çok ciddi bir jeopolitik güç mücadelesi var. Almanya'nın Taurus füzeleriyle ilgili Alman generallerin o konuştuğu sözlere falan geldi. Putin o Alman generallere biraz böyle şey yaptı dedi. Alman generallerin konuştular ettiler. Orada Kırım köprüsünü vurmaktan falan bahsediyorlar ama Kırım köprüsünün Rusya'nın uluslararası sınırları içerisinde dahil olan kısmı da var neticede. Hani Kırım Köprüsü Kerçboğaz üzerinde yapıldığı için Boğaz'ın yarısı Rusya'nın yarısı Ukrayna'nın da normalde 2014'e kadar. Dolayısıyla Kırım Köprüsü'nün Rusya tarafının bir kısmı yani Rusya tarafına ait olan kısmı da var. Burası uluslararası olarak tanınan Rusya sınırları içerisinde. Alman geneller o konuda da konuşuyorlar. Yani ya Kırım Köprü'nün işte Rusya ayağına vurursak o zaman ne olur bunun destak bize neden ne der falan filan. Hani bu diyor Almanya'nın kendi iç meselesi biraz da yani onlar diyor biraz fantazi yapıyorlar tarzında böyle biraz ifadeler kullandı. Ee, ama şunu söyledi. Hani zaten başka füzelerde kullanıyorlar. İşte Amerikan, İngiliz füzeleri, Fransız füzeleri de kullanıyorlar. Bize zarar veriyorlar. Zarar verdiler, veriyorlar. Ancak savaşın gidişatını, sonucunu değiştirmiyorlar. Değiştiremez dedi. Bakalım göreceğiz. Ben de yani değiştirebileceğini düşünmüyorum ama bir ciddi bir Rusya hani yıpratıyor mu? Yıpratıyor. O da bir gerçek. İsveç İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyelikleri ilgili, ilgili bence çok önemli şeyler söyledi. İsveç'te dedi biz gayet güzel anlaşıyorduk dedi. Biz kontumuz yoktu dedi. Finlandiya ile zaten dedi ideal dedi. Harika ilişkilerimiz vardı dedi. Hiçbir dedi böyle karşılıklı hak iddiamız yoktu dedi. Gerçekten bu doğru yani Finlandiya ile öyle Rusya'nın hiçbir problemini ben duymadım yani bu NATO meselesine kadar. Hani diğer alanları saymıyorum bile dedi ekonomisi, toplumsal ilişkileri şunu bunu. Biz askerlerimizi bile çekmiştik dedi şu Finlandiya sınırından dedi. İşte son 20-30 yılda Sovyetler sonrası Finlandiya'yı bir tehdit olarak görmüyorduk ki yani diye belirtti. Rusya böyledir yani tabii ki askeri birlikleri vardır ama az sayıda çok azalmıştır burada önceden. Yani Finlandiya NATO meselesi çıkana kadar aynı şey mesela Rusya Çin sınırı için de geçerlidir. Rusya Kazakistan sınırı zaten için zaten geçerlidir. Hani Rusya çok büyük bir coğrafya olduğu için ne yapacak yani binlerce kilometre yani askeri birlik koyayım deseniz yani 1 milyon asker 2 milyon asker de yetmez. 10 milyon 15 milyon lazım yani belki. Dolayısıyla böyle arasının iyi olduğu ülkeler işte özellikle Çin, Kazakistan orada o sınırlarda yani 2500 7600 kilometrelik sınır Kazakistan'la sınır. Yani buralarda Rus askeri çok düşük miktarda vardır. Daha ziyade işte Batı Cenahı'nda vardı. Bir de Japonya tarafında falan da yine azalmıştı ama oraya tekrardan Japonya gerginliği arttırdı. Yani Japonya ile ilişkileri gerginliği arttığı için orada da artış gösterdi son 2-3 yıldır. Neyse ee, diyor ki hani biz askerlerimizi bile çekmiştik NATO sınırından. neden neden NATO üyesi olmak istediler? Bunu ben pek anlamadım diyor. Batı kulübüne girmek istediler. Oradan bir güvenlik şemsiyesi içerisine girmek istediler ama bence diyor bu tamamen anlamsız. Çünkü önceden askerlerimiz sınırda yok Şimdi e, sınırda askeri birlik konuşlandıracağız biz diyor. E, önceden diyor saldırı silahlarını çekmiştik Finlandiya sınırından. Şimdi e, Rusya e, saldırı silahları buraya yerleştirmek durumundayız. Çünkü NATO bizim için hasım. E, siz de hasım bir örgütü bize karşı örgüte e, üye oldunuz diyor. Ekonomik ilişkilerimiz harikaydı diyor. Çok iyiydi. Bizim pazarımızı da kullanıyorlardı Finlandiya olarak. E, gerçekten öyleydi. Şimdi kendileri ekstra pazarlar arayacaklar diyor. Sınır bölgelerinde ilişkilerimiz Gayet güçlüydü diyor yani Finlandiya ile işte Kareli Cumhuriyeti Petersburg bölgesi falan Leningrad bölgesi şimdi hatta diyor Finlandiya'nın sınır bölgelerinde olsun Helsinki'de bile diyor ruble bile kullanılıyordu kabul ediliyordu diyor dolayısıyla ben gerçekten hani neden üye olmak istediler bizim bir sorunumuz yoktu Ukrayna meselesi ayrı Finlandiya ayrı buralarda ben şu anlamda katılıyorum gerçekten hani bence de Finlandiya olsun İsveç olsun kendilerini ben risk attıklarını düşünüyorum. Güvenlik açıları açısından bu iki ülkenin de tarafsız iken zannımca hem Finlandiya hem de İsveç çok daha fazla onların kazançları vardı. Hem güvenlik açısından hem ekonomik hem siyasi, askeri, toplumsal açılardan denebilir. Hem beni ilgilendirmez neticede Finlandiya halkı veya İsveç halkı karar verir. O başka bir konu. Ama bir analist olarak baktığımda Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyelik üyeliklerinin hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in güvenliklerine katkı sağlama ihtimalini çok daha düşük görüyorum. Yani yani Trump Putin görüşmesi olmuştu herhalde 2017'de diye hatırlıyorum. Mesela o Helsinki'de olmuştu herhalde. Helsinki, İsveç buralar hep tarafsız ülke statüsündeydi Rusya Batı ilişkileri bağlamında özellikle. Ama şimdi artık öyle görülmeyecekler. Şimdi kaynak değil mi ayıracaklar? Her iki ülkede hem askeri, ekonomik kaynaklar ayıracaklar. NATO ile askeri anlamda başka başka ilişkilere bağlamında Rusya ile hem Rusya yla... Ile ilişkileri gerginlik o gergin ilişkilere sahip olacaklar Finlandiya'yı direkt ilgilendiriyor bu sınır komşusu ama aynı zamanda İsveç Finlandiya ikisi Baltık bölgesinde Rusya ile gerilimleri artacak ve aynı zamanda bir de Kutup bölgesinde o gerilimin içerisinde yer almış olacaklar baktığınızda böyle yani Amerika İngiltere Fransa ne bileyim yani e, e, bu gerginliklerden daha az e, etkilenecekler ama topun ağzında hani tabir caizse Rusya cenahından bakıldığında ilk topun ağzında olan ülkeler İsveç, Finlandiya olacaklar bu bu, bu bölgelerde yaşanan krizlerde. Hani e, şöyle bir mantığın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani 0-1 mantığı bu. Bu mantıkta yani olanlardan böyle çok yak, uzak olmak lazım yani öyle söyleyeyim. Hani e, kaybet kazan meselesi değil bu veya işte orayı Rusya Ukrayna'ya işgale girişti diye hemen Finland diği işgali böyle bir şey yok yani. Yani Rusya'nın Ukrayna ile ilişkisi farklı, tarihi ilişkileri başka. Yani oradaki yaşayan şey, Rus nüfus farklı. Yani bu başka bir mesele. Yani e, Finlandiya zaten tarafsız idi. E, Rusya'nın Finlandiya ile bir toprak sorunu yok. E, Ukrayna ile zaten Kırım'dan dolayı 2014'ten beri bir gerilim vardı falan. Yani çok farklı meselelerden bahsediyoruz. E, tabii ki Finlandiya'nın İsveç'in NATO üyesi olmaları e, Rusya açısından büyük bir fiyaskodur. Ukrayna'daki savaş ilgili yaptığı planlamadaki bir fiyaskodur. Hani Ukrayna'daki savaş iki günde bitseydi bir haftada bitseydi, kısa bir dönemde bitmiş olsaydı zaten Finlandiya'da, İsveç'te herhalde NATO'ya girmeydi. Çok düşünmezlerdi. Ama hani demek istediğim ee, Rusya'nın yaptığı hata başka bir konu veya o fiyasko başka bir konu ee, Finlandiya ile İsveç açısından bakıldığında ise hani e, yani Ruslar Ukrayna'yı işgal etti diye hemen Finlandiya'yı böyle bir şey bu mantık bence çok yanlış bir mantık yani daha doğrusu dolduruşa gelme mantığı diye ben düşünüyorum ee, Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö'ydü herhalde çok iyi anlaşıyordu Putin'le ee, NATO koruyacak diye girdiler belki hani Finlandiya ve İsveç NATO üyesi oldular ama hani baktığınızda şunu söyleyeyim şu an bir NATO Rusya savaşının çıkma ihtimali tarafsız kaldığı takdirde Finlandiya ve İsveç'in e, hani bunlar tarafsız kaldığı takdirde Rusya'nın Finlandiya'yı veya İsveç'i işgal etme ihtimalinden çok daha yüksek. Yani ve bu daha uzun yıllar böyle olacak. Hani e, dediğim gibi e, Rusya NATO savaşı çık çıkma ihtimali daha yüksek yani. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla Rusya-NATO savaşı çıktığında da Rusya açısından topun ağzında olan ilk ülkelerden biri de birkaçından biri de işte Finlandiya ile İsveç olacak. Portekiz olmayacak yani NATO üyesi olduğu için. Portekistan nerede yani? İspanya olmayacak yani neticede. Çünkü onlar sınırında, dibinde, baltıklarda kutupları etkiliyorlar falan. Dolayısıyla tehdidi daha yakınında hissettiği ülkeler Finlandiya ve İsveç. Bunları Bu önemli yani e, Finlandiya ve İsveç NATO'ya oldu diye e, Rusya ile bir e, aniden bir, bir çatışma ihtimali kesinlikle bence daha da fazla arttı. Yani öyle söyleyeyim. E, tarafsız olarak kalsalardı. Yani Rusya Ukrayna'yı işgal etti. E, Sovyet e, e, o zaman her tarafı mı işgal etti? Böyle bir şey yok yani. O Finlandiya ile bir derdi yoktu ki adamın neticede. Neyse hani bu Rusya'nın tezlerini savunma anlamında söylüyorum. mantık açısından bana hiç şey mantıklı gelmiyor. Böyle o oldu, o oldu olacak, ille de öyle olacak. Ben hiç o düşüncede değilim. Mesela dündü zannediyorum e, ekste de Twitter'da da ondan e, bir videosunu paylaştım. İşte İsveç Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra Baltıklar çok hızlı ısınmaya başladı. Yani 3. Dünya Savaşı çıkarsa hani zannımca ilk Baltıklardan çıkar dedim. Hani bugün hani o dün işte kinjal füzelerin taşıyan böyle Rus uçakları Baltıklarda o uluslararası sularda böyle uçuş gerçekleştiriyorlarmış. İşte Rus Tu-22 M3 uçaklarına Finlandiya'nın F-18'leri eşlik etmiş ama Hani Finlandiya uçakları da böyle e, o havadan havaya füzeleri taşıyarak hani bir anlamda Rus uçaklarını vurabiliriz. IIM-9 e, füzeleri varmış Finlandiya uçaklarında da hani e, dolayısıyla hani şu gerilimleri çok yaşayacağız yani onu demek istiyorum. Şu gerilimleri çok yaşayacağız. E, Finlandiya'nın bunu yapmasına yani bence gerek yoktu İsveç'in de aynı şekilde. Ha, bundan memnun olanlar muhakkak vardır. Ee, ama dediğim gibi Neyse yani karar Kendilerinin bir şey diyemem Orada mesela karşılıklı olarak Bir iddialaşı söz konusu Hani bir, bir pilotun bir tanesinin kafası atsa dediğim gibi füze fırlatsa falan filan 2. Dünya Savaşı'nın başlaması an meselesi. Burada tabii ki bu gerilimi arttıran taraf Rusya'da olabilir. Bir şey demem ben buna. Olabilir yani o da Rusya'da test ediyor olabilir. Hani Finlandiya, İsveç, NATO üyeleri oldu. Bakalım deneyelim bakalım gerçekten dik durabiliyorlar mı Rusya Rusya'da test ediyor olabilir. Hani bu provokasyon anlamına da gelebilir. E, ama neticede günün sonunda her halükarda e, bir gerilimin artması söz konusu. E, Rusya'nın Ukrayna'yla yaşadığı gergin ki Rusya'nın Batı ile yaşadığı de gerginlik, dert o dert Finlandiya'nın, İsveç'in derdi değildi bence. Ama dediğim gibi beni ilgilendirmez o kadar da. Şimdi ABD seçimlerine gelince ise e gazeteci <laughs> Dimitri böyle söyledi. Amerikan seçimleri de sessiz olmuyor dedi yani. <laughs> Tüm adaylar sizden bahsediyor falan. Hatta ateşe benzin döküyorsunuz dedi. Şöyle Putin bir baktı ne oluyor ne diyorsun <laughs> senden diyor falan. E fazla mı içtin falan gibisinden. Böyle e bizim için e o Dimitri Süre de öyle dedi yani bizim için daha iyi olur diyorsunuz Biden falan diyorsunuz. Bu seçimlere müdahale mi ediyorsunuz? Tartışmalarını doğuruyor falan deyince böyle Putin lan sen ne yapıyorsun? İşte neyse e, gazeteci öyle dedi trollüyor musunuz dedi yani biz dedi yoksa falan hani e, Biden daha iyi olur falan diye. E, Putin de tabii böyle şeyleri biraz böyle yumuşatır ilk önce. Biz dedi Amerikan halkı kimi seçerse onunla çalışırız onu fark etmez dedi. Trump başkenken ama yani Putin o söylediği böyle bence önemliydi böyle Putin bazen bazı şeyleri açık ederken karşıdaki Hasmını küçümseme e, metotları biraz böyle farklı. E, başkaları üçüncü şahıslar üzerinden böyle küçümser genelde. Veya o hakaret eder. Veya üst örtülü hakaret eder. Veya işte böyle e, rencide eder. Mesela Biden ne dedi? Biden, Putin direkt katil dedi. İşte direkt diktatör diyor. Veya e, geçen mesela e, o, o çocuğu demişti mesela Putin için. Biden direkt böyle ifadeler kullanıyor. Yani hani değil mi? Bu mesela çok aşırı yani netice itibariyle hani öyle bir e, e, o çocuğu demek falan kim olursa olsun e, neyse hani Amerikan kültüründe biraz böyle belki ama Putin'in kültürü diyeyim Rus kültüründen ziyade Putin de böyle üçüncü şahıslar üzerinden e, böyle e, onu ezmeye ezler veya ezmeye çalışır. E, mesela diyor ki baş Trump diyor başkanken diyor o zaman beni uyarmıştı. Sen Biden'a sempati duyuyorsun diye. Çünkü uykulu Biden'ı e, ayakta uyuyan Biden'ın kazanması senin daha çok işine gelir diye işte Trump Trump'ın sözleri üzerinden Putin Biden'ı aşağılıyor bir anlamda. İşte şu anki seçim kampanyası da diyor öyle diyor Amerika'daki hiç de böyle medeni falan da değildir. Amerikan siyasi sistemi şu an yani böyle çok dünyaya kendisinin demokrat demokrasi çalıştığı falan anlamına gelmez falan diyor. Hani tabii yine yorum farkı bunlar ama böyle hani hakaretler veya şeyler işte Rusya yanlılığı mesela Hillary Clinton'ı zannediyorum. Bugün de demiş herhalde Trump'a oy vermek <laughs> Putin'e oy vermek anlamına gelir diye yani o zaman da şu anlama geliyor o Amerikan toplumunun yarısına yakın işte Putinci mi yani ve öyle bir durumda yok neyse yani bunlar yorumlar şeyler falan filan 2011'de mesela şu söz bence önemliydi 2011 yılında Biden Moskova'ya geldiğinde 2012'de o zaman başkanlık seçimleri olacaktı yine Rusya'da Medvedev işte Putin'e verecekti tekrardan geri aldığı emaneti neyse. Biden o zaman Rus muhalefetinin temsilcileri bu. Kasparovlar'ın da olduğu şu an yurt dışındalar malum. Onlarla bir görüşme yapmış Moskova'da. Değil mi? O zaman yani şu an hayal bile edemezsiniz onu. Mesela Amerikan başkan yardımcısı Moskova'ya gelip Rus muhalefetinin temsilcileriyle Navalny işte öldü falan hani görüşecekler falan öyle bir şey. Çok söz konusu olmaz ama 2011 yılında varmış bu ve o Rus muhalefetiyle görüşmesinde Putin'in kesinlikle aday olmaması gerektiğini tekrardan işte yoksa olursa Arap Baharı meselesinde olduğu gibi Rus Baharı da falan filan organize ederiz veya işte yaşanabilir buralarda diye böyle direkt bazı ifadeler kullanmış mış mış yani bunu tam yüzde yüz bilemeyiz ama hem Putin böyle bunu teyit etti hem o gazeteci bir şeyler söyledi bu konuda. Neyse bu da aklımızda olsun en azından yalanlanmadı şu ana kadar Amerikan cenahından. Putin de bu bu tarz diyor biz bu direkt, direkt siyasi süreçlere müdahale etmiyoruz biraz dolaylı olan müdahale ediyoruz tarzında böyle e, ifadelerde bulundu. Ama Amerika ile çatışma kaçınılmaz mı diye sorunca e, Putin'i yine biraz bence düşük perdeden cevap verdi. Dedi ki neden yani çatışma olsun ki dedi yani doğrudan bir çatışma olsun. Amerika açıklama yaptı. Biz Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz diye dedi Biden. E, e, hani şey değil e, o dedi traditional dedi yani biraz geleneksel Amerikan siyaset ekolünden geldiği için daha temkinli hareket ediyor. Zaten ben Biden'ın Biden'in Amerikan Başkanı olması bizim çıkarlarımızı daha uygun dememizin nedeni de bu dedi. Öbürü Trump geldi mi deli düzgün, neyse deli, neyse delinin teki başka ters adımlar atabilir. Ben pek öyle zannetmiyorum. Yine Trump tercih eder, Putin de. Ama yani Biden'ın böyle geleneksel Amerikan o biraz böyle nispeten sorumluluğun farkında olan bir başkan olarak hani Amerikan askerlerini Ukrayna'ya göndermenin Rusya'yla direkt bir çatışmaya yol açabileceği o endişesinden dolayı bunu yapmaması işte Putin tarafından da en azından şu an itibariyle takdir ediliyor. Ama Putin'in yine şurada söylediği çok önemli bir mesele vardı tam burada. Dedi ki biz dedi ee, böyle bir şeye dedi e, Amerikan askerleri de gelse başka askerler de gelse biz dedi yani buna dedi hazırız. Çünkü Ukrayna'daki mesele bizim için benim hani çok sık tekrarladığım üzere bizim için dedi hayat memat meselesi dedi. Onlar için ise dedi e, taktik konumlarını güçlendirme meselesi dedi. Genel planda dünyada dedi ama özelde ise dedi Avrupa'daki dedi konumlarını güçlerini nüfuzlarını güçlendirme meselesi bu yani. mesele Onlar için bu bizim için hayat, hayat meselesi. Onlar e, bu dünyayı veya işte tek kutuplu dünya veya Avrupa e, güçleri üzerindeki e, kontrollerini daha e, güçlü bir şekilde sağlayacak taktiksel bir kazanım onlar için dedi. Kendi statülerini koruma meselesi. Dedi dedi özellikle müttefikleri arasında bu da önemli bir şey Batı için Amerika için İngiltere için ama bizimki kadar önemli değil dedi işte ben de buna katılıyorum. Yani Rusya için hayat memat meselesi onun için kaybetmemek için elindeki her şeyi yapar diye Rusya düşünüyorum. Neyse hani Batı kaybettiğinde Batı da reputasyonu kendi itibarı için çok büyük bir zarar görür ama hayat memat meselesi değil Batı için Ukrayna'daki savaş. Putin'e Dugin'le ilgili Dugin üzerinden bir soru soruldu. Nükleer mesele soruldu. Bu önemli yine arada bir böyle Dugin-Putin ilişkilerine temas ediyorum yayınlarda zaten. Burada da bir iki cümle ona ondan bahsedeyim. Dugin ile ilgili işte gazeteci öyle dedi. Filozof Dugin var. Alexander Dugin, jeopolitika uzmanı falan. E, o şöyle diyor dedi. Biz pratik olarak, Rusya olarak işte nükleer savaşa hazırlıklı olmalıyız ki buna ne kadar hazırlıklı olursak e, nükleer savaş ihtimali o kadar azalır. E, yani bu bağlamda hani biz buna hazır mıyız nükleer savaşa diye Putin'e direkt böyle hop, yüzüne sordu soruyu yani. E, dedi ki Şimdi Putin bir defa şunu söyleyeyim. Putin yine Dugin ismini ağzına almadı. Hani ee daha önce de demiştim. Ee Putin Dugin'le hiçbir zaman hayatında görüşmemiştir yani tamam mı? Hani Putin'in çok yakınında olan isimlerden bizzat duyduğum kadarıyla Putin Dugin'in kitaplarını da okumamıştır. Ama Avrasyacılık Putin'in Avrasyacılık anlayışı farklıdır. Dugin'in Avrasyacılık anlayışı farklıdır. E, Dugin daha böyle Slav Ortodoks direkt böyle e, onu çok fazla promote eden biraz aşırı milliyetçi olarak diyebileceğimiz bir vurgu üzerinden gider Dugin. E, ama Putin e, Medvedev'in bir önceki programda, iki önceki programda da söylediğim gibi hani bir Rusya'nın bir Avrasya e, coğrafyası algısı var zaten. Her halükarda Rusya'nın başında kim olursa olsun Avrasya coğrafyasının yönelik takip etmesi gereken bazı politikalar var. Bu bağlamda hani Putin'in Avrasya coğrafyasına yönelik takip ettiği, izlemeye çalıştığı politikalar başkadır. Bunu detaylı olarak başka yayınlarda daha detaylı konuşuruz. Ama Dugin'inkisi çok daha farklıdır. Dugin biraz, daha biraz değil çok daha fazla böyle diğer etnik grupları ötekileştirici bir dil kullanır. Ayrıştırıcı bir dil kullanır. Yani böyle bir tutumu vardır. Putin öyle yapmamaya çalışır. Çünkü öyle bir şey yaparsa Rusya gibi bir devlet ortada kalmaz. Rusya'da 200 200 civarı etnik grup yaşıyor. Paramparça olur Rusya yani. Dolayısıyla kızı öldürüldüğünde de Dugin'in o zaman da yine mesela Putin normal değil mi? Yani kızı Dugin'in öldürülmüştü. Suikast çubuğu. O zaman en azından ağzını alabilir. O zaman da ağzını almadı Dugin'in ismini. Şimdi de hiç ağzını almadı. Direkt böyle oraya bir bypass etti. Soruya ona göre bir cevap verdi. Dugin'e yönelik hiçbir övgü içeriği veya işte hiç pozitif bir ifade kullanmadı. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim özellikle o suikast zamanı sırasında Dugin'in ve ekibinin Rusya'daki Stara Abriyatsa denilen işte e, eski inananlar e, cemaatine veya tırnak içerisinde e, grubuna neyse e, biraz da marjinal kalan grubuna mensup olduğunu. 2014 yılında e, Dugin Üniversitedeyken Moskova Devlet Üniversitesi'nde ben orada doktora yaptığım için bizzat biliyorum. O zaman Putin'in Ukrayna'dan sorumlu bizzat kendi yardımcısının e, Moskova Devlet Üniversitesi e, rektörüne bizzat telefon edip e, Dugin'in Üniversitesi üniversiteden atılmasını sağladığını ve hatta sadece bugün üniversiteden atılmadığı o zaman sosyoloji fakültesindeydi bugün üniversite 2009 yılında olması lazım geldiğinde ee, oradaki kürsü başkanlığı yaptı 5 sene boyunca ee, ekibini de doldurmuştu o kürsüye veya bölüme neyse hepsi birlikte gönderildi üniversite. hatta e, dekan da gönderildi 20 küsür yıldır Moskova Devlet Üniversitesi'nin o sosyoloji fakültesinin dekanı ve Dugini işi alan kişi de dekan da gönderilmişti üniversiteden atılmıştı bunlar hep o yani isim vermek istemiyorum o zamanki bakın Putin'in Ukrayna meselesinden bir numaralı sorumlu yardımcısı e, kişinin telefonuyla yapılmıştı gerçekleşmişti bunlar. Yani demek istediğim eee o zaman 2014 yılıydı. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016 falan. O 15 Temmuz'da 2016'da kimse yani Dugin'i göndermedi Türkiye'ye yani. Rusya tarafı Türkiye'yi 15 Temmuz'la ilgili çeşitli bilgilendirmeleri kendi resmi kanalları üzerinden yapmıştı zaten Erdoğan, Hulusi, Hakan Fidan herhangi bir önlem almadıkları anlaşılınca zaten işin içinde yani organizatör olarak bizzat devletin olduğu, bunun bir istihbarat operasyonu olduğunu. Rusya tarafı işte Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın bizzat 15 Temmuz'un organizatörleri, icracıları olduğunu zaten kendileri bunu bildikleri için bir anlamda önceden haber vererek yani o bir konuda bir bilgi bu konuda bizim bilgimiz var yani biliyoruz yani ne hatlar karıştırdığınızı borçlu çıkarmak için biraz da önceden haber vermişti Rusya tarafı Türkiye'ye ama bunu Dugin üzerinden yapmamıştı çünkü o zaman 2014 yılında üniversiteden bizzat atılmıştı kaldı ki o 5 sene boyunca da çok uzattım belki burayı 2009'dan 2014 yılına kadar Dugin üniversitede görevli kendi asaleten atanmamıştı o göreve. Hep vekil olarak diye vekil olarak orada kürsü başkanlığı yapmıştı. Bunu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla daha detaylı da konuşuruz. Ancak bu sefer de yine Dugin meselesi geldiğinde konuyu hep yani geçiştirdiğini veya işte şey, yani Dugin meselesi üzerinde durmayıp direkt soruya cevap verdiğini görmüş olduk. Ee, yani 2016-15 Temmuz meselesinde de Dugin'i, Dugin bizzat kendisi darbe haber vermeye falan gitmiyor. Ee, bakarsanız Perinçekçi ekibe o zamanki yaptıkları açıklamalara zaten onu görürsün. Takip etmeniz lazım o, o zamanki metinleri neyse görüşleri. Perinçek Dugin'i çağırıyor zaten yani. Orada bir maskeleme yapma amaçlı e, Perinçek ekibi Perinçek'in kendisi düğüne çağırıyorlar Türkiye'ye. E, 15 Temmuz'u düğüne fısıldıyorlar. Sonra o düğün üzerinden işte Melih Gökçek'ti ve bilmem birkaç kişiye falan neyse haber veriyormuş gibi veriliyor. Belki de zaten pek Gökçe'nin de haberi var, öbürünün de haberi var. Yani e, düğün üzerinden Perinçek ekibi 15 Temmuz'un icrasında, organizasyonunda bizzat yer alan Perinçek ekibi düğün üzerinden bir maskeleme yapıyorlar. Rusya maskeleme yapıyorlar. Asıl kendilerinin bizzat çok yakından hizmet ettikleri veya işte irtibat halinde oldukları çok yakın iltisak içerisinde o içerisinde kullanayım o kelimeyi içerisinde oldukları İngiltere meselesinin üzerini örtme amaçlı Rusya kanadı maskelemesini yapmak için Dugin'i kullanıyorlar bir anlamda. Dugin o açıdan Dugin'i kendileri çağırıyor. Yani Perinçek ekibi çağırıyor burada. E, Dugin Dugin'i Rusya veya Putin göndermiyor Türkiye'ye. Onu belirtmiş olayım. Bunu Perinçe'nin kendi ekibinde zaten farkında olmadan deşifre ettikleri böyle konuşmalar var. İnternette rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet dolayısıyla yani burada Putin'in Dugin'den çok farklı dünyaya bakış açısının olduğunu belirteyim. Rusya'nın gelişimine işte uluslararası ilişkileri, Ukrayna'daki savaşla ilgili gelişmeleri, Rusya'nın iç dinamiklerine bakışı bunlar çok farklı farklı başlıklar ve bunların her birine detaylı olarak bakarsak zaman zaman zaten temas ediyorum Putin ile Dugin'in çok farklı düşünceler içerisinde olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Dugin'e kalmış olsaydı şu. Şu an Rusya'da özelleştirme veya özel biznes diye bir şey olmazdı herhalde. Her şey artık tamamen savaş ekonomisine dönerdi. Veya işte devletleştirmeler çok daha fazla olurdu. Şu anda var ama çok böyle nadir. Tamam batının yaptığı adımlara karşılık olarak atılan adımlar var. Veya işte yani... Ee, mobilizasyon, seferberlik çok daha farklı olurdu. Ee, Putin'in ekonomi ekibi zaten tamamen liberal kesimden oluşuyor. Hala ekip Elvira Nebuyüllü'nü aynı şekilde Elvira Nebuyüllü'nü Merkez Bankası'nın başındaki isim yani son derece liberal bir isim. Hatta kendisinin hocası var Sergel Aleksaşenko'yı Aleksaşenko olması lazım. Çok muhalif bir isimdir. Yurt dışındadır şimdi. Neyse veya işte Maxim Areşkinler olsun Belovsovlar olsun bir sürü yani ekonomik ekonomi ekibinden bakarsanız hep liberal isimlerdir. Dugin'e kalsaydı zaten onlar tamamen şu an diye kadar görevden alınmış olurlardı. Bunlar Türkiye ile ilişkiler de dahil olmak üzere. Orta Doğu meselesi, Batı ile ilişkiler de dahil olmak üzere. Ukrayna ile Ukrayna'ya bakışla alakalı meseleler de dahil olmak üzere. Nükleer meseleyle ilgili ve Rusya'nın iç dinamikleriyle ilgili meseleler de dahil olmak üzere. Putin ile Dugin arası görüşleri, görüş açılarının çok yani örtüşmediğini belirtebilirim rahatlıkla ee, ama başka yayınlara zaman zaman temas ediyorum bununla ilgili daha detaylı başka zaman konuşuruz. Dolayısıyla burada askeri teknik açıdan dedi biz dedi nükleer savaşa nükleer savaş ifadesini ağzını almadan nükleer savaşa hazırız buna hazırız dedi nükleer silahlarımız daimi olarak hatta bir iki de iki kez vurguladı bunu sürekli daimi olarak dedi savaşa hazır durumdalar. Biz bundan korkmuyoruz. Nükleer triyadımız dedi. Üçlemesi hani diyorum ya. işte havada, denizde, karada nükleer silahlarınızın konuştu olması. Bu sadece Putin onu söyledi. İşte bizde var, Amerika'da var. Yani iki ülkede var. Kitay'da, Çin'de bile dedi. Bu henüz yok. Çin'de de gerçekten hani nükleer mesela nükleer silahları var Çin'in ama nükleer denizaltı kapasitesi o kadar güçlü değil diye ben de biliyorum. Hava yani bombardıman o stratejik bombardıman uçakları da yine o kadar güçlü değil. Dolayısıyla nükleer triyadımız da dedi ABD'den çok daha modern seviyede ileri seviyede zaten bir tek ABD vardı dedi, bizimle bu anlamda yarışabilen şu an için Hani Çin belki ilerleyen zamanlarda geçer veya neyse dengeler o açığı ama şu an için öyle bir durum yok. Nükleer cephanelerimizde dengeleme var. Yani Arsenal'da neyse işte nükleer kapasitemizde ABD ile Rusya arasında ama dedi bizimkiler çok daha modern ileri seviyede dedi şimdi Amerikan tarafı yeni karar aldı dedi modernize etmek için nükleer silahlarını ee, öte yandan bu demek değil ki dedi yarın nükleer savaş başlatacağız demek de değil ama isterlerse dedi Amerikan tarafı hani e, biz nükleer savaşa varız diyor tabi yani burada tabi koşula bağlıyor Amerikan atacağı adımlara falan biraz bağlıyor hazır mıyız hazırız dedi yani nükleer savaş onlar isterse dedi biz bu bağlamda bundan çekinmeyiz vurgusu vardı hazırız diyor belki üst nükleer test Dersleri mi başlamalıyız? İşte bunlar Dugin'in sözlerinden atıf yaparak gazeteci söylüyor. Soruyor hani nükleer testlere başlayalım mı yani bir an önce falan. Hani Dugin'e kalsa atacağız nükleer silah kullanacağız zaten. Neyse Putin şunu dedi anlaşma var dedi. Ama bu testlerin kısıtlanması denemelerin nükleer denemelerin kısıtlanması konusunda ama Amerikan tarafı bu anlaşmayı dedi imzaladı ama onaylamamıştı. Bu yüzden dedi dengeyi sağlamak için dedi geçtiğimiz aylarda bunu konuşmuştuk. Rusya'da o onayını geri çekti dedi. Dolayısıyla ABD tarafı onaylamadığı için e, zaten o anlaşma nihai olarak yürürlüğe girmemişti. E, bununla birlikte biz de dedi onayımızı çektik ama anlaşmanın şartlarını dedi uygulamaya çalışıyoruz, uyguluyoruz dedi. E, ama şunu biliyoruz ki Amerika dedi bu alanda yeni testler yapmayı düşünüyor, yeni nükleer denemeler yapmayı düşünüyor, yeni nükleer silah başlıkları geliştirdikçe dedi bu testleri denemeleri yapmak isteyeceklerdir çünkü bunlar dedi bilgisayarda böyle komputurda olacak meseleler değil. E, ama onlar böyle denemelere başlarsa dedi, işte orada bir yine koşullu konuştu. Biz de başlayabiliriz dedi. Ee, hazır mıyız? Evet, hazırız nükleer <laughs> neyse. Evet tabii ki dedi. Hani bu bir sıradan bir silah değil. Bu silahlar zaten sürekli savaşa hazır durumda olmak zorundalar dedi. Ee, dolayısıyla hani böyle bir tablo vardı. Yine gazeteci sordu her sonda işte Harkov'da neyse 2022 Eylül Ekim Kasım aylarında hani oradan çıkmak zorunda kalmıştık falan zor durumda olduğumuzda nükleer silah kullanmayı düşündünüz mü falan diye sorunca Hayır dedi. Orada dedi askerlerimizi korumamız gerekiyordu. Hiçbir şekilde dedi e, hani nükleer kullanmak e, gerekmedi dedi. Nehrin bu tarafına geçmemiz gerekiyordu Dinyeper Nehri'nin. Nükleer doktrininde dedi Rusya'nın her şey açıkça yazılı. Hani devletin varlığına, e, bağımsızlığına, egemenliğine yönelik bir saldırı olmadıkça hani nükleer silah kullanmak e, söz konusu değil. Ya da konvansiyonel silahlarla böyle bir saldırı da olabilir Rusya'ya yönelik. O zaman kullanırız tarzında doktrininde yazıyor. Ama hani işin doğrusu da bence şu. E, Rusya'nın nükleer doktrinini yazanlarla günün birinde Rusya nükleer silah kullanırsa o nükleer silahı kullanma kararı verenler aynı kişiler. Yine Putin ve yakın ekibi. Dolayısıyla hani doktrinin değişmesi... Yani yazılı olması orada neye göre yazılı olup olmadığı bir anlamı çok da bir şey yani bir anlamı yok bence. Nükleeri kullandıktan sonra zaten hani e, işten geçmiş oluyor ve e, yani dediğim gibi o doktrinin kararını veren de sensin karar, kullanma kararını veren de sensin. Neyse ama en azından bu konuda e, Putin'in böyle nükleer bağlamda bir hani tehditvari konuşma yaptığını görüyoruz e, ama bunu da biraz böyle şartlara bağlıyor. E işte Amerikan tarafı deneme yapmazsa biz yapmayız, yaparsa yaparız, yapabiliriz. Nükleer denemelere başlayabiliriz. Öte yandan ise biraz önce dediğim gibi Ukrayna ile müzakereler için artık Batı'ya nükleer içerikli bazı yeni şartlar ortaya koyuyor, sunuyor. Bu da Aralık 2021'de yine o sunduğu şartlar çerçevesinde zannımca değerlendirilmeli. Gençliği ile ilgili geçmiş yılları ile ilgili Putin'e sorular soruldu. Yeltsin ilk teklif ettiğinde Putin'e devlet başkanı ol diye söylediğinde ya yani, yani demiş. Yani ben hazır hissetmiyorum kendimi demiş. Sonradan işte yani ülkenin hani o zamanki durumu 99 yılında Rusya çok kötü bir durumdaydı siyasetten ekonomik açıdan finansal neyse e, o sorumluluk çok büyük falan geldiydi bana diyor sonra diyor ki Yersin ikna etti beni falan tarzında neyse inanırsınız inanmazsınız mesele biraz böyle KGB yıllarından e, bir, bir bir bazı böyle anekdotlardan bahsetti e, yine gazeteci sordu dedi siz KGB'ye girmeye çalışmıştınız 75 yılıydı e, 75'ten önceydi daha da gençken neyse siz o zaman bir dönüm noktasına gelmiştiniz ya KGB'de çalışacaktınız ya da sınavı kaybettiniz şansınız yoktu falan Rusya'da şu an böyle bir dönüm noktasında mı falan diye sorunca Putin dedi ben dedi e, o zamanki durumu öyle değildi yani KGB'de çalışmak istedim ama hani yani öyle bir dönüm noktasında da değildim dedi zordu dedi falan e, KGB'de dedi çalı, gittim kapısına dayandım dedi 70'lerin başı neyse olması lazım bana dediler dedi ya üniversite okuyacaksın okursan da işte e, hukuk fakültesi oku dediler dedi ya da dedi asker asker ol dedi askerlikten devam edersin yine istihbarata geçersin dediler dedi. Dolayısıyla benim e, orada karar vermem gerekti işte zor oldu dedi hukuk, hukuk okuduk Leningrad Üniversitesi'nde çünkü ben daha ziyade kimya matematik eğitimi falan almıştım dedi şimdi dedi böyle yabancı dil öğrenmem gerekti Almanca öğrenmem gerekti işte edebiyattı şuydu buydu ne, yani tarih falan bunları öğrenmem gerekti dedi. ama hani öyle bir dönüm noktasından falan bahsetmek doğru olmaz dedi. yol ayrımı falan değil dedi. Bir kavşak noktasında değil dedi. Rusya da şu an bir kavşak noktasında dönüm noktasında neyse yol ayrımında değil. Rusya şu an dedi Rusya ni na Puti ana na puti razvitya dedi. I svayva puti ni Yani Rusya dedim artık hani şu an bir dönüm noktasında değil, yol ayrımında değil. Rusya dedi kendi gelişiminde, kalkınma olmasının eee önündeki o stratejik yolda dedi. Ve bunu Rusya'yı kendi bu yolundan kimse döndüremez dedi. Yani Rusya nevi şahsına münhasır bir ülke, devlet dedi yani. yani bunu böyle söylemesi biraz yani ortalığı biraz yine sakinleştirici bir etki yaratmıştır diye düşünüyorum. Rusya toplumunda en azından. Yani böyle yol ayrımı falan demek işte böyle kader denk noktası falan her an bir şeyler böyle gümbür gürültü şu bu falan. Nükleer savaş hani bunu biraz böyle yani bir tarafta nükleer tehdit var açıklamalar yapıyor ama bir taraftan da Rus toplumuna yani her şey kontrol altında mesajı vermeye de çalıştığını belirtmek lazım. Putin'in böyle 76 yılından işte U şankasıyla o kalpağıyla çekilmiş bir fotoğrafı da ekranda görüyorsunuz. Derin Rus toplumu canlandı dedi. İnsan vardır ülkesinin ona ihtiyacı vardır dedi bir de insan vardır ülkesinin kaderi ona bağlıdır dedi. Onu deyince işte gazeteci de siz onu hissediyor musunuz yani falan. Putin de hani mütevazi tırnak içerisinde. Benim hissedip hissetmemem önemli değil toplumun böyle bir talebi var falan tarzında neyse. Yani işin geyik tarafı tabii bunlar ama bunlar da bu Kisilov'da Rusya'nın Abdülkadir Selvi'si Ahmet Hakan'ı bu gazı veriyor. Hatta şey dedi sadece batı toplumu değil dünyada birçok ülke halkı da sizin bu çabalarınızı takdir ediyor. Bunu da hissediyor musunuz falan. Putin'de yok yani ben onu hissetmiyorum. Kendi işime bakıyorum. Benim için önemli olan Rusya'nın çıkarları. Ama başka ülke ve da bu bizim bir çabamızı takdir ediyorlarsa dedi. O onların bilecekleri iş hani ee, neyse yani bunları belirtmiş oldu. Batılı seçkinler hakkında ee, bazı ifadelerde bulundu Putin. Dedi ki Zaltoy Milyard. Yani böyle seviyor bu ifadeyi. Böyle böyle son birkaç yılda kullanılan ifadeler var. Mesela Miravaya Balşinstva. Dünya çoğunluğu. İşte mesela değil mi? Batılı literatürde işte küresel güney falan deniyor buna daha çok. Hani ama Rusya dilinde Miravaya Balşinstva. Dünya çoğunluğu kullanılıyor ifadesi. Bu tuttu yani. Bu çok kullanılıyor akademik literatürde son zamanlarda. İşte mesela Zaltoy Milyard da böyle bir ifade. Yani altın. E, milyar e, yani e, yani bir milyarlık bir Batı dünyası Batı bloku bir insan nüfusu hani bunlar da yüzyıllardır dedi dünyayı sömürüyorlar falan işte Batı elitleri falan Afrika'yı Latin Amerika'yı Asya ülkelerini hani tabi burada Rusya'nın da sömürgecilik anlayışı belki var ama farklı bağlamda var neticede e, yani hani büyük ülkelerin her birisinde böyle yayılmacı politikalar olmuş mudur olmuştur hani ama sömürgecilik ifadesi daha çok hani Batı dünyasının baki bağ bazı ülkeler için kullanılıyor. Neyse onu oradan biraz işte Özellikle bu Miravaya da küresel güneyin hoşuna gidebilecek bazı ifadelerde kullandı. Bizim egemenliğimiz ve bağımsızlığımız konusundaki savaşımızı destekliyorlar onlar dedi. Bu batı elitleri e, biz dedi spes operasyonu, askeri operasyonu başlatınca dedi e, bizim dedi biteneceğimizi biteceğimizi tükeneceğimizi düşündüler dedi ve sevinmişlerdir bile dedi yani bunu stratejik yenilgi yaşatmak istediler bize ama bunun düşük ihtimal olduğunu sonra da mümkün olmadığını anladılar dedi hesap edemediler nasıl birleşeceğimizi falan şimdi de yavaş yavaş müzakerelere başlamaktan çatışmayı bitirmekten bahsediyorlar. Rusya'nın çıkarları neydi demeye başladılar diyor. E tabi yani millet Rusya'da da konsolide oldu da yani o kadar vidaları bu kadar sıkarsanız tabii ki biraz da mecburen konsolide oluyor Rusya toplumu da. Neyse e, bu dedi Rusya'nın çıkarları işte tekrardan müzakerelere başlamaya falan konuşmaya başlar. Bunlar dedi aslında biraz da tehlikeli insanlar dedi. Çünkü bazı insanlar için e, e, üç şeydir dedi mutluluk dedi. Eski Rus deyimi falan dedi bu. Birincisi hani sıt olacak. İkincisi piyan. Ardından dedi işte nosf tabakya veya işte şimdi e, kokaine, nosf kokaine diye. Yani dedi ki bazı insanlar için işte mutluluk üç şeydir. Birincisi karnınız tok olacak. Ardından sarhoş olacaksınız. Hani yediniz, içtiniz. Ardınızda da nosf tabaki. Yani burnunuzda tütünde olacak tamam mı? Yani orada tabii Putin onu değiştirdi. Burnunda işte şimdilerde kokainde olanlar var diyerek yine orada üstü... Ee, üst örtülü böyle Zelenski'ye biraz atıf yaptığı imada bulundu. Ee, i̇şte bunlarla dedi bu insanlarla dedi mücadele kolay dedi ama dedi diğerleri akıllı diğerleri daha zor diğerleri daha tehlikeli dedi çünkü onların onlar dedi toplumların işte zihinlerini etkiliyorlar Rus Rusya dahil ee, çevreye böyle havuçlar falan dağıtıyorlar dedi. Ee, batıdaki ayrışmalar da tam da buradan başlıyor ee, biz onlarla uğraşmıyoruz onlardan çok onlar kendi kendileriyle uğraşıyorlar diye ifade bulundu. İşte batılı seçkinlerde de yüzyıllardır işte yani, kar, yani karınlarını başka insanların ekmeğiyle, ceplerinde parayla, başkalarının paralarıyla doldurmaya alışmışlar dedi. Artık bu vampir balosunun sona erdiğini anlamalılar diye ilk defa böyle vampir balosu ifadesini yine böyle kullandı. Putin'in böyle kızdığı zaman, şey yaptığı zaman böyle tuhaf tuhaf tamlamaları vardır. İlginçtir bunlar. Böyle işte dediğim gibi narkoman çetesi falan gibisinden. Neyse Rusya'ya karşı kırmızı çizgilerinin olmadığını söyleyen ülkeler bilmeliler ki onlar da e, o zaman da Rusya'nın da o ülkelere karşı kırmızı çizgileri yok dedi. E, sahadaki durum işte inisiyatif bizim tarafımıza geçti. Dedi, Ukrayna'daki e, Ukrayna tarafı işte geçen yılki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı falan. Seçim sürecinde korku yaymak için veya işte bir şekilde zarar vermek için Rusya'daki seçim sürecine çeşitli işte Rusya'nın sınır bölgeleri var. Belgorod, Kursk, Varanoş falan biraz daha ötede. Son zamanlarda Ukrayna tarafından buralara drone saldırıları çokça oluyor. Hatta Leningrad, Petersburg'a, Moskova'ya falan da oldu ama çok olmadı. Neyse yani daha ziyade işte e, hani Ukrayna'da savaş sahada devam ederken Rusya'nın içlerini vurmak e, yani hani şey değil. Baktığınızda hani savaşın gidişatını böyle çok değiştirmez ama Putin şöyle diyor. Dedi ki hani hedeflerine ulaşamadıkları için falan işte biraz da Rusya'daki seçim sürecinde hani sürece zarar vermeye çalışıyorlar, Enformasyon alanında dediği etki oluşturup dedi bir böyle yaygara koparmaya çalışıp oradan bir şekilde e, e, yani kendilerine alan kazanmak istiyorlar dedi. Bir de dedi e, işte böyle pazarlık payı oluşturmak eğer dedi ileride bir müzakere süreci olursa işte biz size bunu yapmayız işte drone saldırısı yapmayız siz bana bize bunu yapmayın falan tarzında yine e, işte işte Tok, Sarhoş ve e, Kokainman e, o üçlemesine getirdi lafı de böyle üç kere falan böyle atıflar da bulundu. Hani to, yani torunlarınıza nasıl bir Rusya bırakmak isterdiniz diye sorunca da son olarak hani e, ya dedi bırak şimdi torunlarımı federal meclis konuşmamdaki sözleri tamamladım tamamlayın dedi. Öncelikle dedi o zaman verdiğim sözleri geçen hafta yapmıştı hani biliyorsunuz. Sonra torunlara bakarız falan dedi. İşte emekliler, ekonomi, aileler şunlar bunlar gelecek zaten çocukların diye böyle bitirmiş oldu. Toparlarsan tabii ben de Putin kadar uzun uzun konuştum. Ee, özür diliyorum her şekilde. E, üç şey üç şey olarak yani üç başta toplamış olayım Putin'in bu röportajının. Birincisi şu Ukrayna ile ilgili olarak müzakerelere Rusya'nın güvenliği ile ilgili garantilerin de eklenmiş olması bence çok çok önemli. Bu garantiler nükleer meseleyi de ve Türkiye'yi de dolaylı olarak etkilemiş oluyor. Bu barış aynı zamanda bu süreç bu mesele barış sürecinin de uzayacağını hem de zorlaşacağını hem de çok katmanlı bir şekilde yani Rusya Ukrayna değil sadece Rusya ABD ve ve Rusya Batı bağlamında, NATO bağlamında da olması gerektiğini söylüyor. En azından Putin böyle düşünüyor yani. İkincisi şu Putin'in konuşmasından nükleer savaş ihtimalinin öyle çok yüksek olmadığı çıkarımı yapılabilir. Nükleer bağlamda tehdit konuşmayı ihmal etmiyor Putin ama yine de somut iş, somut adımlar atmaya geldiğinde e, nükleer kartının tırmanması tarafta olmadığı da anlaşılıyor. E, denemeler mesela nükleer denemelere ABD başlarsa biz başlarız demesi başlayabiliriz demesi veya işte e, Dugin ekibi ekibi gibi değil böyle hemen öyle önden böyle gazı verici şekilde değil de hani daha böyle en azından tehdit varı hani eğilmeden neydi e, dikine gitmeden dik durma mıydı neyse yani veya unuttum şimdi hani bir şekilde dik duruş var böyle nükleer tehdit var ancak iş somut adımlar atmaya geldiğinde o tırmanmayı yapmadığını söyleyebiliriz en azından bendeki kanaat bu. Üçüncü olarak karşısındaki gazeteci Dimitri Kisilov tabii e, tek bir çanak soru sormadı. E, seçimler hiç konuşulmadı. De, adaylar da hakeza işte zaten 3 tane daha böyle aday var. E, Navalny ve Navalny'nin ölümü falan hiç sorulmadı. Prigojin'in ölümü de hakeza sorulmadı. Hatta Rusya'nın yakın çevresindeki o Ermenistan'la Moldova'yla falan ilişkileri sorulmadı. E, o yaşadığı sorunlar falan. Hatta ve hatta Çin de sorulmadı yani öyle söyleyeyim. E, Ukrayna ve Batı konuşuldu. Bu neden dolayı? Bu da şundan dolayı o olsa gerek çünkü sessiz sedasız seçime giderken Putin'in her şey kontrol altında olduğu mesajını vermesi lazım. Rusya toplumuna hani cephe orada savaş orada devam ediyor düşman da orada hasım da orada biz de buradayız lider de burada toplum olarak da düşmanın karşısında liderin etrafında kenetlenmeliyiz verilmek istenen ana mesajlardan birisi de şüphesiz bence bu idi diyebiliriz zannımca öte yandan işte diğer meselelere Çin'di yakın çevrede çok girilmemesinin nedeni de biraz dikkatleri dağıtmamak olsa gerek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şu 10.000 bin aboneyi bekliyorum. Bakın nükleer savaşa 10 bine yaklaştıkça nükleer savaş ihtimali azalıyor. Ona göre onu dikkatli takip edin. 10.000 abone beğenme tuşu lütfen. Beğeniyorsanız beğenme tuşuna muhakkak basarsanız sevinirim. Ve yorumlarınızı görüşlerinizi bekliyorum. Ve bildirimleri açıp paylaşırsanız harika olur. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.